hafta Nihat Baymış'ın durumunu sizlerle paylaşacağız. Ali Osman Korkmaz'ı katleden polislerden son tekmeyi atan polisin avukatı FETÖ davasından serbest bırakıldı. Serbest bırakılma gerekçesi de Boris ameliyatı olacağı için serbest bırakıldı. Nihat Baymış kanser hastası ve 400 tane ağır hasta mafası var. Hiçbir serbest bırakılmazken böyle Ali İsmail Korkmaz'ın avukatı FETÖ'de ama FETÖ'cüler serbest bırakılıyor. Daha önce Ömer Faruk Kavurmacı bırakılmıştı. Şimdi Mutlu Karayılan bırakıldı. Ve 6 yıl 3 ay ceza aldı. Biz vay onlar niye bırakıldı diye demekten çok daha çok bunların emsal olması gerekiyor. Bu kurun bir olsun işlemesi gerekiyor diye düşünüyoruz. Ve eylemlerimiz de onlar serbest bırakılsa bu serbest balık karakalar devam edecek. Ülkemiz hapishanelerinde en temel insan hakkı olan yaşama hakkına saygı gösterilmiyor. Ulusal ve uluslararası hukuk pervasızca ayaklar altında çiğneniyor. Baskı, şiddet ve her türlü yasaklamalar mahpusu boyun eğmeye zorlamak içindir. Disiplin cezaları ile ilgili hiçbir dava tutuklu ve hükümlülerin lehine sonuçlanmıyor. Hapishane yönetimi, savcı, infaz, üstün kararları her zaman 3 kelimeden ibaret oluyor. Kovuşturmaya yer yoktur, çıplak arama, sevk ve sürgün işkenceleri Türkiye hapishanelerinde hayatın olağanı haline gelmiştir. Devlet kendi vatandaşına kan davası gidiyor. Nasıl bir devlettir ki idam cezasını kaldırdığını iddia ederek her geçen gün yeni bürokratik engellerle yöneticilerin keyfi uygulamalarını yasallaştıran genelgelerle mahpusları hücrelerde ölüme terk ediyor. Mahpusları insan saymayan anlayışıyla önce tecrit koşullarında hasta ediyor, sonra mahpusların yasal haklarını gasp ederek tedavi haklarını engelliyor. 271. F oturmamızda 6 yıldır hapishanede bulunan kanser hastası Nihat Baymış'ın durumunu aktarmaya çalışacağız. 6 yıldır İzmir Şafran Hapishanesi'nde bulunan Nihat Baymış'ı yaklaşık bir yıl önce kan kanseri teşhisi konuldu. Şu anda İzmir Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kemoterapi tedavisi gören Nihat Baymış, kan kanserinin son evresini yaşıyor. Vücudunda çeşitli bozukluklar meydana gelmiş durumda ve bu şekil bozukluğunun ileri düzeyde olduğunu söylüyor doktorları. Nihat Baymış'ın ağabeyi Vedat Baymış, kardeşinin hapse girmeden önce herhangi bir sağlık sorunu olmadığını belirterek son bir yıldır lösemi teşhisi konduğunu ifade ediyor. Nihat Baymış hapishanede 3-4 defa iç kanama geçirmesine rağmen ağrı kesici ilaç verip gönderilmiştir. Vedat Baymış hapishane yetkilileri tarafından bugüne kadar kendilerine hiçbir bilgi verilmediğini, hiçbir açıklama yapılmadığını belirterek durumu şöyle ifade ediyor. Hapishanedeyken ağrıları vardı. Hapishane yönetimine söylemesine rağmen her defasında migren deyip geçiştirdiler. Son evrelere yaklaştığından dolayı hastaneye kaldırmak zorunda kalmışlar. Rengi kararmış, vücudunda şekil bozuklukları oluşmuş durumda. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın sağlık sorunları gerekçe gösterilerek tahliye edildi. Ayrım yapılmasını istiyoruz ama gel gelelim ki devletin adaleti bu şekildeymiş. Adaletin siyasi mahpuslara işlemediği kesindir. Adalet kendi yandaşlarınadır. Hasta mahpuslarımızı serbest bıraksınlar diyerek isyan ediyor. Hastalığının son evrelerini yaşamasına rağmen kin ve nefretin bir yansıması olan bu davranışlara son verilmesini istiyoruz. Tahliyesine yaklaşık bir yıl kalan Nihat Baymış'ın derhal serbest bırakılmasını ve ailesiyle birlikte veda hakkına saygı duyulmasını talep ediyoruz. İnsan Hakları Derneği Hapishane Komisyonu olarak hapishanelerdeki insanlık dışı uygulamaları reddediyoruz. Kalın duvarlar arkasındaki acı ve öfke çığlıklarını duyuyoruz. Çünkü biz insanın ancak haklarıyla insan olduğuna inanıyoruz. Hasta, mahpusta.